Eşimin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 198.sine hoş geldiniz. Bugün konuğum Profesör Carlos Moreno. Profesör Moreno, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde girişimcilik, bölge ve inovasyon kürsüsü kurucusu ve bilimsel başkanı. Profesör Moreno aynı zamanda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun akıllı şehirler danışmanlığı görevini yürütüyor. Profesör Moreno 2010'da Fransız Cumhuriyeti'nin verdiği Legion d'Honneur'un nişanını aldı. 2019'da da Fransız Mimarlar Akademisi'nin Medaille de la Prospective nişanını aldı. Profesör Moreno, programımıza hoş geldiniz. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Profesör Moreno, sizin çalışma alanlarınız karmaşık sistemler, yapay zeka, akıllı şehirler. 2019 Barcelona'daki Akıllı Şehirler Konferansı'nda sizi dinlemeye geldiğimde, işte digital platforms, veri paylaşımı gibi veya kontrol sistemleri gibi konular üzerinde konuşmanızı bekliyordum ama siz sosyalleşme, şefkat, mutluluk gibi konular üzerinde durdunuz. Merak ediyorum, hani bu kadar teknoloji odaklı çalışmalardan siz mutlu mahalleler konusuna nasıl evrildiniz? Bu gelişme nasıl oldu? Ben bir bilim insanıyım. İlk araştırmalarım kentlerde yaşayanların yaşam kalitesini artırmak için yeni teknolojinin geliştirilmesi konusunda oldu. O günlerde teknolojiyle kentleri yönetebileceğimizi düşünüyorduk. Zamanla kentlerin karmaşık sistemler olduğunu ve yaşam kalitesini iyileştirmenin yolunun salt teknolojiyle olamayacağını anladım. Bu alanda öncülerden biriyim. Yaşam kalitesini iyileştirmek için üç konunun insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlamak gerek. İlki, iklim değişikliği ve doğal çevre. İkincisi, ekonomi. Kentlerde değer oluşturulduğu gibi yoksulluk da kent ekonomisinin gerçeği. Değer üretmeye yönelik yeni ekonomik modellere ihtiyaç var. Tabii ekonomik değer üretirken çevreye de zarar vermemeliyiz. Üçüncü konu ise sosyal içerme ve kapsayıcılık. Kentlerimizde ötekileştirmenin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkisi büyük. Kapsayıcılık daha demokratik bir kentin temelini oluşturuyor. Şu bir gerçek, kentin altyapısı ne kadar akıllı olursa olsun iklim krizi, ekonomik eşitsizlik ve ötekileştirme sorunlarını çözemez. Zamanla akıllı kent kavramının yetersiz olduğunu düşündüm. Çünkü akıllı kent denildiğinde teknoloji çağrışımı yapıyor. Ama kentlerimiz yaşanabilir olmalı. Kente insan odaklı bir vizyon gerekiyor. Ve ben insancıl, akıllı kent kavramını kullanmaya başladım. İnsanı odak noktasına yerleştirdiğinde belediyenin sunduğu tüm hizmetler, geliştirilen tüm çözümler yaşam kalitesini artırır. Daha insancıl ve canlı kentler de ancak dayanışma, şefkat ve halkın yerel yönetimin karar sürecine katılımıyla gerçekleşir. Yapay zeka ve algoritimlerle olmuyor. Şehir planlamada öncelik yaşam kalitesini artırmaya yönelik olmalı. Binalar, sokaklar, mahallenin yapısı sosyal ağları güçlendirmek üzere düzenlenmeli. Her kesimden insanın katılımıyla birlikteliği, çevreyi, eşitliği ön planda tutan yeni insancıl kent kültürü geliştirmeliyiz. Burada biraz kapsayıcılık konusu üzerinde durmak istiyorum. Bu yaz Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin ırkçı tutumu ve onu takip eden bu Black Lives Matter protestolarıyla çok gündeme gelmişti. Tabii yaşanabilir kentlerden bahsederken kapsayıcılık çok önemli bir öğe. Aynı şekilde akıllı şehirler konusunda da. Sizin bu sosyal kapsayıcılık konusunda görüşünüz nedir? Bu önemli bir soru. Kapsayıcılığın olmadığı yerde birlikten söz edemeyiz. Kadın, erkek, yaşlı, genç, engelli, varsıl, yoksul, farklı etnisiteler, kentler her kesimden insan barındırıyor. Ama ihtiyaçlarımız farklı. Ne yazık ki bugüne kadar karar vericiler hep erkek olmuş ve erkeklerin ihtiyaçları yönünde kararlar alınmış. Şehirler dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındırıyor.
ve biz hep birlikte huzur içinde yaşamak durumundayız. Bunun için de bir arada yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Irkçılığa karşı mücadele etmeliyiz. Farklı görüşlere, dini olsun, siyasi olsun, her türlü farklılığa karşı saygı duymalı, hoşgörülü olmalıyız. Birbirimize karşı şefkat ile yaklaşmalıyız. Ekonomik kapsayıcılığın olmadığı yerde sosyal kapsayıcılıktan söz edemeyiz. Bu nedenle ekonomik eşitsizlik ve yoksullukla mücadele etmeliyiz. Bunun için yeni ekonomik modeller oluşturmalıyız. Katılımcı ve demokratik kentlerde yaşam kalitesi daha yüksek. Ama ötekileştirmenin olduğu yerde katılımcı demokrasiden söz edemeyiz. Özellikle karmaşık sistemlerde sorunlara çok farklı açılardan bakmak gerekiyor. Şehirlerin de karmaşık sistemler olduğunu unutmamalıyız. Karar sürecinde kapsayıcı olmak farklı kesimleri bir araya getiriyor. Farklı görüşlerin katkısıyla alınan kararlar toplumun sorunlarına çok daha etkin çözümler üretilmesini sağlıyor. Yani şehir yönetiminde kapsayıcı olmak yaşam kalitesinin artırılması açısından çok önemli. Evet, şimdi gelelim 15 dakikalık kent modeline. Siz bu çalışmanıza başlarken sağlığımız, dirliğimiz ve iklim için şehirlerimizin değişmesi gerek demiştiniz ve bir takım sorular sormuştunuz. Şehirlerimizdeki alanları kim kullanıyor ve bu alanlar nasıl kullanılıyor? Elimizdeki kaynaklar neler? O kaynakları kim kullanıyor ve ne amaçla kullanıyor? Buradan başlayarak bu 15 dakikalık kent modelini geliştirdiniz ve siz bu modeli ilk tanıtırken bunun daha ileriye dönük bir çalışma olduğu düşünülüyordu. Fakat pandemiyle birlikte programın başında da bahsettiğim sorular gündeme geldikçe bu işte hani şehirlerimiz nasıl gelişmeli, şehirlerimizde nasıl yaşamalıyız sorularla birlikte sizin bu modeliniz gündeme geldi. Bundan sonrasını sizden dinleyelim. Yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla yola çıktık. Kentlerin 6 ana işlevi var. Onurlu yaşam, iyi çalışma şartları, ihtiyaçların karşılanması, eğitim, iyi olma hali, dirlik ve eğlence dinlence. 15 dakikalık kentte 15 dakika içinde yürüyerek veya bisikletle gidebileceğimiz mesafe içinde tüm ihtiyaçlarımızı kendi semtlerimizde karşılayabiliyoruz. Bugün bu hizmetlere özellikle de iş yerine ulaşabilmek için saatlerce yol kat ediyoruz. Yürüyerek veya bisikletle 15 dakikada gidebileceğimiz mesafe içinde tüm işlerimizi halledebiliyorsak yolda kaybedilen zaman bize kalıyor. Bu zamanı ailemizle, arkadaşlarımızla, komşularımızla geçirebiliyoruz. Sosyal ilişkiler güçlendikçe çok daha insancıl bir yaşam gelişiyor ve yaşam kalitemiz artıyor. Daha az araç olduğu için mahallelerde insanlara daha çok alan ayrılıyor. Yollar daha güvenli oluyor. Araç trafiği azaldıkça gürültü azalıyor, sokaklar sakinleşiyor, daha huzurlu bir ortam oluşuyor. Yürüyerek veya bisikletle ihtiyaçlarımı karşılayabildiğimden karbon ayak izim azalıyor ve çevreye daha az zarar veriyorum. Tüm ihtiyaçları 15 dakikalık mesafe içinde karşılayabilmek için alan kullanımını yeniden düzenlemek gerekiyor. Örneğin, okul binaları, kamu binaları, akşamları ve hafta sonları kullanılmıyor. Bunlar semt halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok işlevli yerler olarak tasarlandığında yakın mesafelerde daha çok hizmet sunma fırsatı oluyor. Şehir içindeki 15 dakikalık kentler sürdürülebilir toplu taşıma ağlarıyla birbirine bağlandıkça da çok merkezli yaşam kalitesi yüksek metropoller gelişecek. Peki bu model nasıl gelişti? 15 dakika modelini Sorbonne Üniversitesi'ndeki ekibimle geliştirdik. Şehirleri incelerken 3 bilimsel açıdan ele aldık. Krono şehircilik, kronotopya ve topofilya. Krono şehircilik dediğimiz kent yapısı ve zaman arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kent yapısının zaman kullanımı üzerinde çok belirleyici rolü olduğunu gördük. Dolayısıyla kent yapısının yaşam kalitesi üzerinde de önemli etkisi var.
Kronotopya çalışmamızda şehirde alan kullanımı ve zaman kullanımı arasındaki ilişkiyi inceledik. Ve bu çalışmamızın sonucunda anladık ki zaman ve alan kullanımı arasındaki ilişkiyi yaşam kalitesini gözeterek yeniden düzenlemeliyiz. Yani şehir planlamaya imar ötesinde yaşam kalitesini de içeren yeni bir bakış açısı getirmeliyiz. Topofilya, kentte yaşayanların yaşadıkları mahalleye, semte olan bağlılıklarını konu alıyor. Yaşadığımız yeri ne kadar seversek, orada yaşanan hikayeler de o denli değerli oluyor. Yaşadığımız yerin geçmişten gelen hikayeleri geleceğimize yol gösteriyor. Yani nereden geldiğimizi bilirsek, nereye gideceğimizi daha iyi kestirebiliriz. İşte 15 dakikalık kentin temeli bu üç bilimsel kavram oluşturuyor. Krono şehircilik olsun, kronotopya olsun, zaman ve yaşam arasındaki bağlantıyı öne çıkartıyorsunuz, bunun üzerinde duruyorsunuz. Tabii topofilyadan da bahsederken yine zaman kavramı işin içine giriyor. Çünkü bir yere bağlanmak için, bir yeri sevmek için orada zaman geçirmiş olmak gerekiyor. Zaman konusu üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Yaşam kalitesini belirleyen en önemli öğelerden biri zaman. Modern zamanlarda kentlerimiz yoğun üretim ve tüketim üzerine kuruldu. İşe gidip gelmek için olsun, ihtiyaçlarımızı karşılamak için olsun, bir yerden bir yere gitmek gerekiyor. Bu yapılan yolculuklar da hem ekonomik bir yük hem de ciddi zaman kaybına neden oluyor. Zaman kaybı da yaşam kalitemizi düşürüyor. 20-30 yıldır ailemize, arkadaşlarımıza ayıracak vaktimiz yok. Vaktimizi işe, üretime, tüketime harcıyoruz. Zamanı tekrar kontrolümüz altına almalıyız. Kendimize, ailemize, arkadaşlarımıza, komşularımıza, hatta mahallemize vakit ayırmalıyız. Sosyal bağlarımızı yenilemeli, güçlendirmeliyiz. Sohbetimizin başında değindim. Sosyal ayrıştırmanın bir nedeni de birbirimize ihtiyacı olanlara ayıracak vaktimiz yok. Bu nedenle zaman çok önemli bir öğe. Yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerek. Ve ben küçük değişimlerden bahsetmiyorum. Radikal paradigma değişikliği gerek. Çalış, çalış, sonra gereksiz alışverişe kazandığını harca, ben başka amaçlar yeğlerim. Daha insan odaklı, daha sosyal, daha insancıl hedefler yeğlerim. Yani siz diyorsunuz ki nasıl yaşadığımızı, nasıl yaşamak istediğimizi düşünmek için de zaman ayırmalıyız. Evet, aynen öyle. Daha iyi bir yaşama odaklanmak için zaman kullanımını yeniden düşünmemiz lazım. Yeni fikirler üretmeye, yaratıcılığa da vakit ayırmalıyız. Şehir yaşamında en büyük zaman dilimini işe ayırıyoruz. Bu gerek işe giderken geçirdiğimiz zaman, gerek iş yerinde geçirdiğimiz zaman. Bu 15 dakikalık kent modeliyle birlikte iş konusunda da bir değişim mi öngörüyorsunuz? 15 dakika ilk oluşmaya başladığında iş, yani çalışma modellerimizi değiştirmek gerektiğine dikkat çekmiştim. İş kavramının değişmesi için kültürel devrim gerekiyor. 21. yüzyılda servis ekonomisine geçiyoruz. Ama biz hala 20. yüzyıl şartlarında çalışıyoruz. 20. yüzyılda ekonomik hareketliliğin temeli insan gücünden kaynaklanan üretim. Bu da insanların iş yerine gitmesini gerektiriyor. Ama 21. yüzyılda servis ekonomisine geçiş, yeni iş modellerinin, yeni paradigmaların oluşturulmasına kapı açıyor. İnsanların bir saat yolda geçirip iş yerinde bilgisayarın karşısına oturup çalışması son derece anlamsız. Nitekim pandeminin ilk etkisi çalışma paradigmasının 48 saat içinde radikal değişime uğraması oldu. Bütün CEO'lar, CTO'lar, bütün yöneticiler bir araya gelse bile böyle bir değişimi gerçekleştiremezdi. Bu dijital değişim COVID-19 sayesinde gerçekleşti. Bu ortamda artık farklı iş modelleri geliştirip uygulamaya koyabiliriz. COVID-19 süreci bizi kişisel sorumluluk almaya zorladı. İş dünyasında insanların tepesine dikilerek güç alan hiyerarşik yapı,
yerine kişisel sorumluluk üzerine kurulu yapı getirdi. Bu durumda yönetici rolünü yeniden düşünmek gerek. Çalışanların iş ilişkileri, sosyal ağlar yeniden tasarlanmalı. Pandemiyle birlikte internetin sağladığı iletişim imkanları sayesinde her yerden çalışabileceğimizi gördük. Tabii çözüm herkesin evden çalışması değil, yeni ofis modelleri gelişiyor. Örneğin mahallelerde paylaşımlı ofisler kuruluyor. Geçen yıl insanlar bana 15 dakikalık kent modelinin ütopya olduğunu söylüyorlardı. Tarih bize değişimin mümkün olduğunu gösterir. Ve COVID-19 ütopyayı günümüze getirdi. Önümüzdeki aylarda yeni iş modelleri gelişecektir. Programın başında da belirtmiştim. Professor Moreno, Paris Belediye Başkanı'nın Akıllı Şehirler Danışmanlığı görevini yürütüyor. Anne Hidalgo, 2014'te Sosyalist Parti'den Paris Belediye Başkanı seçilmişti. 2015'te Birleşmiş Milletler'in iklim toplantısı Paris'te yapıldığında Hidalgo hem toplantı esnasında hem de Paris İklim Anlaşması'nın oluşmasında çok önemli bir rol oynamıştı. Kendisi şehirlerin iklim değişikliği konusunda çok önemli rol oynadığını sürekli hem toplantı boyunca hem dediğim gibi bu iklim anlaşmasında da vurgulanmasını sağladı. Tabii 15 dakikalık kent modeli de emisyonları azalttığından Hidalgo'nun ilgisini çekmişti. 2020'de Hidalgo tekrar belediye başkanı adayı olduğunda seçim platformunun temelinde de 15 dakikalık kent yatıyordu. Profesör Moreno, bundan sonrasını siz anlatın. Başkan Hidalgo, iklim değişikliği konusunda çok duyarlı. Sera gazı salımlarının %80'inin kentlerden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle ilk seçildiği günden beri Hidalgo özellikle kent içi ulaşımdan kaynaklanan salımları azaltmak için önemli adımlar attı ve attığı adımlar dikkat çekiyor. Çok kirleten araçların kent içinde kullanımını yasakladı. Paris'in ortasından geçen Seine Nehri'nin her iki kıyısındaki otoyollar trafiğe kapatıldı. Kent merkezinden geçen bazı 6 şeritli yollar yeniden düzenlendi. Araba kullanımına 2 şerit ayrıldı. 1 şerit otobüs kullanımına, 1 şerit de bisikletlere ayrıldı. Ve kaldırımlar genişletildi. 15 dakikalık kent modeli, yaya ve bisiklet ulaşımına öncelik verdiğinden, Hidalgo'nun sera gazı azaltım stratejisiyle örtüşüyor. Tüm belediye hizmetlerini yürünebilir mesafede sunabilmek için, hem yaşam kalitesini artırıyor hem de emisyonların azalmasında etkin rol oynuyor. 2024 hedefi Paris'in her sokağında bisiklet yolunun yapılması. Bu 650 kilometrelik bisiklet yolu ağı için bütçede 350 milyon avro ayrılacak. 15 dakikalık kent modelini uygulamak için arazi kullanımını yeniden düzenlenecek. Kamu alanları ve binaları farklı kullanımlara açılacak. 60 bin araçlık park yeri kaldırılacak. Okulların yanındaki sokaklar çocuk sokaklarına dönüştürülecek. Okullar hafta sonu ve tatil günlerinde mahallenin kullanımına açılacak. Daha çok yol araç trafiğine kapatılacak. Mahallelerde küçük esnaf teşvik edilecek. Hidalgo 15 dakikalık kentin çok güçlü bir yerel yönetim imkanı sunduğunu da düşünüyor. Tüm hizmetler mahalle bazında karşılanacağından yerel hizmetlerin yönlendirmesinde halk yetkilendirilecek. Bugün Paris'in yatırım bütçesinin %5'i halk tarafından katılımcı bütçeleme çerçevesinde yönlendiriliyor. 15 dakikalık kent uygulamasıyla bu %25'e çıkartılacak. Hidalgo için çevreye duyarlılık daha insani olmak anlamına geliyor ve şehirleri çevreye ve insanlığa duyarlılığın buluştuğu yerler olarak görüyor. 15 dakikalık kent modelini bu görüşün uygulaması olarak benimsiyor. 15 dakikalık kent modeli ilk tanıtıldığında ileriye dönük bir çalışma olarak düşünülmüştü. Fakat pandemiyle birlikte çok gündemde. Bugün gerek haber kanalları olsun, konferanslarda sık sık
Professor Moreno'nun 15 dakikalık kenti anlattığını görüyoruz. Merak ediyorum, kent bu uygulamayı başlatan veya bunu başlatmayı düşünen kentler var mı? Pandemi süresi başladığından beri şehirlerin 15 dakikalık kent modeline olan ilgisi de artmaya başladı. Bu konuda bilgi isteyenlerin yanı sıra bunu uygulamak için arayan kentler oldu. Tabii bu ilgi ve uygulama konusunda yardım istenmesi beni çok mutlu ediyor. İtalya'da özellikle 15 dakikalık kent fikrini uygulamak isteyen kentler var. Milano'nun belediye başkanı Giuseppe Sala, Nisan'da Milano'da 15 dakikalık kent vizyonunu uygulamaya koyacaklarını açıkladı. İtalya'nın ekonomik başkenti olan Milano'nun kararı çok önemli. Ayrıca ben de gurur duydum. Çünkü Sala benim çalışmalarımdan etkilendiğini, o nedenle bu kararı aldığını söyledi. Avustralya'nın Melbourne kentinde geçen yıl yapılan oylamada halk 20 dakika mahalle uygulamasını kabul etti. Kanada'nın Ottawa ve İskoçya'nın Edinburgh 15 dakika modelini uygulamaya geçiriyor. Bugün çok sayıda kent bu modeli tartışıyor. Bazıları kısmen de olsa uygulamaya başladı. Portland, Kopenhag, Utrecht bunlardan birkaçı. Kentler sokaklarını araba trafiğine kapatıyor ve bu alanları halkın kullanımına açıyor. Araç odaklı kentlerden insan odaklı kentlere geçiş var. Ve bu geçişin yol haritası 15 dakikalık kent modeli. Professor Moreno, programımızı bitirirken ne söylemek istersiniz? 15 dakikalık kente büyük ilgi var. Çünkü COVID-19 sonrası büyük değişim gerekiyor. Eski paradigmalarla devam edemeyiz. Kentlerde trafik tıkanıklığından kaynaklanan hava kirliliği sağlığımızı tehdit ediyor ve zaman kaybına neden oluyor. Kentsel yaşam çok yoğun ve böyle yaşamaya devam edemeyiz. İlk ikaz iklim krizi oldu. Bu konu dünyada yeni bir hareketliliğin başlamasına neden oldu. Yaşam tarzımızı değiştirmek gerektiği mesajı dünyanın her yerine yayılıyor. Bugün ise pandemi bize aynı mesajı veriyor. Değişim gerek. İnsanlar da değişim istiyor. Bizim görevimiz çözüm üretmek. Hemen, şimdi. Yarın bakarız deme lüksümüz kalmadı. Professor Moreno, programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca seslendirme konusunda yardımcı olduğu için Sayın Harzem Çobanoğlu'na da buradan teşekkür etmek istiyorum. Sevgili seyircilerimiz, haftaya tekrar bir şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.